Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bir turnuva akşamı Azerbaycan mobil turnuva sikrimindeyiz. Selamünaleyküm kardeşim. Herkese selam. Barış ki start kaçta kanka? Start 22, 22 olabilir büyük ihtimal bilmiyorum. Yani Tamam kanka 5 dakika var daha. bakacağız duruma göre. Bakayım kimler İrem hoş varmış. geldin. Golden Team Buz var. hoş Polat geldin. Yeşimov var. Day of Deed var. War Time var. Karabağ var. Burası kimmiş? Bakalım hemen. Turan. Turan takımı var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an spiker moduna girmedim daha. Gireceğim az sonra. Suyumu içiyorum. Kanka ödül ne kadardı ya bu sikrimin? Bilmiyorum kanka. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama şey yapma. Şu an sesin yayına gidiyor kanka söyleyeyim. Tamam kanka. Şu an yayındasın. Şimdi bana teşekkür ederim Savaş, hoş geldin. Evet, şu an o moda girebilirim. Kimler var bu arada? Aa, İrem var. Hoş geldin İrem. Çen, sen de hoş geldin. Merhaba. Evet, bu arada İrem'i tanıtalım. İrem artık benimle çalışıyor arkadaşlar. Merhaba İrem. Barış'la birlikteyiz. Artık çalışacağız. Maaşlarınızı ben vereceğim tamam mı? İrem aylık Evet, 3000 sen euro. göndereceksin. Barış sana 5000 euro kardeşim. Of, 5000 euro. Çok iyi. Benim 5 olmam gerekiyordu. Yok. Senin şeyin hafif burada işin. Evet, şimdi spiker moduna girelim artık. Burada tanıdığınız takımlar var mı peki? Hepinizin gördüğünüz, bildiğiniz takımlar. Rayet abi hoş geldin. Azerbaycan'ın gülü geldi. Kanka çok fazla tanıdığım yok benim ya. Hatta hiçbirini tanımıyorum. Bir şeyde Namazes'i tanıyorum kanka onun kalanını. HD'leri tanıyorum bir tek. PH'lerle denk geldik. Ondan sonra kanka Lazerbot hoş Metlerle geldin. geldik. Bu kadar ya. Fazla yok. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Bakalım startı verecek mi? Hemen şöyle bir takımları tekrar ben bir bakayım. Birinci slotumuzda Polat Haşimov'un takımını görüyorum. Tugay Sessiz, Elksan ve Bukubu'yu görüyorum. Takım 2'de ise Golden Team sanırım. Relax, Neşe, Spy ve Fuat'ı görüyorum. Takım 3'te ise Rashad, Gesapo, Ulvi ve Egoist'i görüyorum. Takım 4 ise Wartime'da Lider, Master, Azemi'yi görüyorum. Bakalım tabi bu akşamın sonuçları nasıl olacak. İksan takımı da geldi. Geçen haftanın müthiş bir takım serisi yakalamıştı İksan. Onu da Han takımı diyelim aslında. Turan takımında ise Kapitan Hesenov, Ali ve Aslan'ı görüyorum. Hemen Karabağ ekibinde ise Apollon, Saksa, Kubali, diğer tarafta Samir, Hedi, Asteria ve Escobar'ı görüyorum. Yunus Escobar'ı yakından tanır bu arada arkadaşlar.
Çok ağır içicidir Yunus. Tabii ki. Yaşasın Esrar. Takım dokumuzda ise Günel'i görüyorum. Bu arada Reis Rezi Abbakov ve Ruslan'ı görüyorum. Tabii bu akşamın sonuçları nasıl olur? Tabii ki de herkesin merak söz konusu olacak. Mücadelemiz de yakında başlayacak. Saatlerimiz artık 22'yi gösteriyor. O da sahibi de Yusveç'i görüyorum. Jasveç. Şöyle yavaş yavaş bir takımlarımıza da bakalım. Lord Team ekibinden Wartime'ı görüyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Homeland takımını görüyorum. Homeland takımından ayrı Met ekibini görüyorum. Falcon ekibini görüyorum. Takımlar hemen hemen hazır artık. 75 oyuncuya kadar geldik. Boss, Zaur, Rogue ekibinden Zloy, Atreus, Kratos ve Ixion. Giremeyelim ikinci tur inşallah. Wolf hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Müthiş bir mücadele bizi bekliyor. Bakalım nasıl bir fight izleyeceğiz takımlar arasında göreceğiz. Bu arada İrem de yeni beraber çalışıyoruz. Bu arada tekrardan duyurusunu yapayım. Daha çok nice yıllarımız olacak diye düşünüyorum. Yani herhangi böyle bir oyunu bırakmazsam yine kafam esip böyle tekrardan bir yerden sponsorluk almazsam tabii. Ekonomik adamız abi. Temelli burada kalırız kanka ya. İremke. İrem, evet biraz seni dinleyelim. Nasıl hissediyorsun? Duyguların neler? Yani burada olmak güzel. Şey gibi. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Aynen. Yarışmacı Ne arkadaşlara. icraat gösterenler neydi Barış Özsöz? Kanka bir şey vardı. Herkes dışarıda. Neydi o ya? Sonra diyor yarışmacı arkadaşlara başarılar diyor. Neydi o söz kanka sen iyi bilirsin. Ben bilmiyorum. Hadi hatırlatın bana hadi beynimi Hatırlamıyorum abi. yakmayın. Bilemiyorum olmasın. Bilemiyorum diyordu. Emine ya hoş geldiniz. Renzo giremedim dedi. İkinci turda oynayacak. Tokyo kart koymuş Han takımına. Lezgi Boy. Destekçim var Eren bu arada. Lezgi Boy. Evet. Elvin Genciyev selam takımlara uğurlar demiş. Müthiş bir akşam bizi bekliyor dediğim gibi. Takımlar da hemen hemen yerini yavaş yavaş alıyor. Yet ekibinde Diablo, No Mercy, Destroy, Zendroy'su görüyorum. Rajon, Kratos, Atreus, Zloy. Bakın startımız derken de ilk start maçımızı da vermiş bulunmaktayız. Moonwalker geldi selam demiş. Moonwalker'da yakından tanıyoruz. O da bir Azerbaycan takım oyuncusu. Gold Baku Evveke Han yaz. Tek parmak turnuvidir. Evet. Mobil turnuva arkadaşlar sadece. Azerbaycan'ın mobil turnuvası emirleti yasak. Wow, mobil mi? Evet sadece mobil turnuva. Adamlar mantıklı yapıyor. Bizde her şey. Sen, gerçi sen de şeysin emülatörsün. Kanka ben emin ediyorum mobil turnuvalarını severim ya bakalım. Tabii seversin. Severiz. Aslında takım güçlerini şimdi göreceğiz. A takımında Polataş'ın 12'sinden başlamak istiyorum. Uçağımızın kalkmasına yaklaşık 40 saniye kadar var. SS gelmiş. Yusei, Emrah demiş. Moonwalker. Kenan Elektrik. Rüstem Katılı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını paylaşırsanız sevinirim. Güzel bir akşam bizi bekliyor. Bu arada arkadaşlar yayın tekrarını maç bittikten sonra YouTube hesabından maç tekrarını izleyebilirsiniz. Uçağımızın kalkmasına artık 5 saniye var. Üzerete doğru havalanıyoruz. Biz kulaklığımızı taktık. Gözlerimiz oyunda. Hep beraber oyundayız. Hemen şöyle bir map kontrolümüzü bakmak istiyorum ve mapimiz açık kalsın. Haritamız bana göre, bulunduğum konuma göre sağ tarafı bayağı kısaltmış ama oyuncuların atlayış yerleri nereyi tercih edecek tabii ki de merak söz konusu. Radar üssü, tersane, kara borsa ve şehir merkezi atlayış bölgesi olabilir takımlar için. Nükleer santral, otobüs terminali, çiftlikte tercih edilen yerler olabilir. Tabii takımların tercih yerleri nasıl olacak? Biz sadece tahmin yürüttük. Takımlar da yavaş yavaş atlayışlarını gerçekleştirdi zaten. Simrap göstersen demiş. Tabii ki de arkadaşlar fightlarımızı tek tek göstereceğiz. 19 takım 73 oyuncu izole team'in sız bölgesine doğru havalandık diyebiliriz. Hemen
kameramızda petrol altında bir takım intikal ettiğini görüyorum ama diğer bir takım, evet, Polat Aşimoğlu'nun ekibi de petrol altında mı intikal ediyor? Hayır, onlar malikane kısmına doğru yönlendi. Biz tabii ki de şehir merkezi D takımından başlamak istiyorum. D takımı ilk temas fight'ını yaşadı. Azemi orada rakibi tarafından alt oldu. Aslan tarafından liderin kamerası hemen. Bu arada C takımına da bakmak istiyorum. Rush attı biraz deniyor bölgeyi. Bakalım. Gestapo var. Bu arada bir kovalama var. Rashad Ümit'i almayı başardı Gate 13'ten. Temas kesesi, burada Twitter var. Twitter'da almayı başarıyor Rashad. Double geldi takım adına. Day of Death ekibinden. Hemen Golden Team ekibine bakmak istiyorum. B takımında. Onlar da hemen Spy'dayız. Spy bu arada Karabağ. Neşe de takım adına double'la başladı. Tabii ki de oyun sonuna doğru temas killleri de artacaktır. Otomatik delirtme mi diye bakıyorum. Evet, otomatik delirtme. Naneyi yedim ya. Bir de şimdi sağ sola atlayacaklar hep. G7 Apo Egoist, bakalım tekrardan map kontrolümüze bakıyorum ve kameramızı J takımına doğru çevirmek isteyeceğim. Monarch kardeş Ghost var. Bakalım diğer tarafta Ego Elcan var. Voldemort var. Voldemort şey değil miydi arkadaşlar bu Harry Potter'daki? Aynen Ruhsuz adam. öyle. Çok severim kendisini. Değil mi? Monarch'ın kamerasını şimdi. Narcos burada geri sağmaya bastı Evet. ama başarısız oldu. Ego ve Voldemort'tan temas skill'leri geldi. Narcos ve Mufax'ı J alarak. takımı bitti direkt. Otomatik gritmeye 50 saniye var bakalım. Tabii ki de oyuncu sayımız artacaktır. Şu an yaklaşık Kanka 3 nükleerde oyuncu. fight var. Tabii. Şöyle bir kameramıza bir bakalım. Şu an takımlar çok ayrı birbirleriyle. Sanırım oyun sonuna doğru biraz sıkışacak Esko oyun. var. E takımı Evet, kanka. T takımdayım şu an. Asker de var. Samir'e bakmak istiyorum şimdi. Samir psikozla beraber hareket ediyor ama çıkacak büyük ihtimalle bölgeden. Yet ekibi var bu bölgede şimdi. Nomersi'ye doğru geçmek istiyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar hediyeniz için. Nomersi şimdi takım arkadaşını da kaldırıyor. Destroy'u. Zendroys'a bakalım kovalamacısı devam edecek mi? Psikozu gördü. Evet, almayı da başardı psikozu. Şimdi Asliye'de var. Samir de biraz uzak davranacaktır. 5 saniye kadar takım arkadaşları da gelmiş olur. Hemen şöyle bir tekrardan mapimize bakalım. Şu an en yakın temas fight'ımız bu bölgede diyebiliriz. Ama E takımında sanırım bir oyuncu o bölgede. E takımı şu an birbirinden çok ayrı kısımda. Atlayışlar da devam ediyor hala. Kaç oyuncu geldi? 8 oyuncu sadece intikal etti. 5 takım aramızdan eksilmiş. D1 oyuncusuna bakmak istiyorum. Lidere. Platforma bakalım. Bu arada evet, Wartime'dan bir risk geldi. Ama no panik var o bölgede. Master'ın kamerası. Master uzaklarda. Lider var. Ramiz'le helikopterle geliyor. Bu arada Escobar lider mi? Bakalım. Escobar. Yaklaştırmadı ama Ramiz'den de hemen. Rakip takım fight'e geliyor. O da 2 kill'e ulaştı şu an takım adına. Lord Team'de no panikle bir kill yaptı şimdi. Heda var. Bakalım Heda'ya da oynayacaklar mı? Heda bakalım şimdi. No panik'i kovalaması var. İlk atışında bir 12 bir hasar verebildi. Tekrardan bir mücadele mi? Heda şimdi kaçmayı başardı ama tam kaçayım derken yakalandı o bölgede. Ramiz, evet, Ramiz'in 3 kilo oldu panikle beraber bir. Tekrardan şöyle mapimize bakalım ve A takımına doğru yönlenelim. A takımında bir baskın görüyorum. Çiftlik bölümüne benim de en sevdiğim fightlardan bir tanesidir. Fun fight. Bu arada sessiz. Ninja gibi. Bu arada tekrardan mede denecek şimdi. Sessiz'in denemesi var. Bayağı zorladı rakibini ama iyiyim burada. Rakibini almayı başardı. Bir pompa mücadelesi oldu. Yanlış kelime kullanmayalım. Yanlış anlıyorlar sonra. Bakıbol. Adama bir gün işte pompalı dedim böyle. Shotgun diyecek. Kanka Shotgun diyecek. O zaman evet. İngilizce terim kullanalım. Bakıboy bakalım. Değirmenin üstünden biraz denemesi oluyor. Bu sportla beraber. Bakıboy. Ama iyiyim. Kanka gerçekten konuşturdu. Artık bu fight'ta gibi Hı-hı. kanka falan. Oradayım şu an zaten. Bakıboy. Namazes'te orada takım arkadaşına bakalım destek çıkacak mı? Tugay var tek başına. Sanırım orada diriltmeyi bekliyor. Evet, Elaksan ve Sessiz de şimdi bu bölgeye doğru iniyor. Tekrardan şöyle bir kontrollerimizi bakalım.
kontrol ettiğimizde mapimizi istediği takımın, ama bu arada bir denemesi var. Bakayım derken Tupac'ın sprey denemesi olduğunu, şimdi geri çıkıyor bölgeden. Buraya vereceğim dağma taralarına değil mi? Emiratör zaten bam 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 30-35 gibi. Ne dağıtırım var ya Barış, ne oynarım. Değil mi? Ondan sonra milleti uğraştırırız artık. İki ülke arasında savaş çıkar büyük ihtimal. Vallahi helal olsun mobil oyunculara. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Atreus bakalım yukarıdan rakibini baktı. Bu arada Nomercy'ye doğru indi. Nomercy o yemi yutmadı. Atreus'u almaya başardı. Nomercy'deki sayısını 3'e kadar yükseltti bakalım. 7 ekibinde. Rogue takımında Zloy'un bir, Atreus'un da 2 kill'i mevcut. Şöyle bir aim cheater yazmış. SCN'leri çeklemiş tabii ki de. Hemen Elcan'a doğru geçelim. Onlar da mı şu an fight'ta yoklar. Karlı bataklıklar arkadaşlar. Tekrardan biz S takımına doğru kameralarımızı çevirelim. Rogue ekibine doğru. Kratos ve Zulay var. Bakalım Kratos. Zedros almayı başardı. O da kilhanesini 1'e kadar yükseltti. Şimdi Zulay'a geçiyorum. Zulay mı? Ama Destroy. Takımların gerçekten de ayrı ayrı atlaması oyuncular için sıkıntı olabilir. Kratos bakalım şimdi oradan bir deneme gerçekleştirecek mi? Escobar'a öyle de gördü Kratos. Bayağı denedi ama mermiler Allah'a emanet gidiyor şu an Kratos'ta. Rajon. Samir'e denemesi var. Samir son anda kaçmayı başardı Samir. Ama bu işin peşini bırakmayacak. Hasar da alıyor bu arada. Bırakmayacak. Şimdi karşı karşıya geliyor. Bu arada Rajon güzel bir fake yedi orada. Bir baskında geldi şimdi kimden? Of. Tamir. Kratos'u aldı kanka. Bu arada şimdi karşılıklı bir fight'ımız Ya. dönüyor. Rajon Escobar çıkacak şimdi örgüden. Şimdi Samir'e geçelim. Samir'in kovalaması devam ediyor. Bakalım Samir. Ama Diablo resmen rakibine rakibin İzin hayatını vermeyeceğim kurtardı. diyor kanka. Evet, izin vermedi gerçekten de. Müfettik mi oldular acaba? Müfettik mi diyorlar? Müfettik diyemedim. İsko var. İki kilim mevcut asker yanında. Onlar da şimdi hemen hemen. İnsan canı sıkılır aslında biliyor musun? Yani düşünsene yani ölüp ölüp geliyorsun tekrar tekrar. Şimdi Falcon ekibinden A var. Relax'tan şimdi bir atlayış var. Bakalım Relax. Ama takım arkadaşı çoktan fişi çekti o bölgede. Spy. Fuat'a geçmek istiyorum. Fuat'ın da Sniper'la Fuat 4 yaptı. Sniper'la boss'u almayı başardı. Şimdi dayıya denilecek. Bir baktı oradan ama şu an Falcon'dan başka bir oyuncu geldi. Bakalım Fuat sürpriz yaptı ama. Doğum günün kutlu olsun diyor Falcon ekibi Fuat'a. Zeon da o bölgeden hasar aldı. O da kill sayısını tek başına 2'ye kadar yükseldi. Artık 40 saniye var bu arada. Hasar da giriyor şimdi. Ali Zeon'a bayağı denedi şimdi. Çıkmak isteyecektir Zeon bu bölgeden. Kill aldı gidiyor. Kimse eyvallahı yok. Hoppa. Relaxa mı denecekti? Denemedi. Tekrardan Elcan Voldemort. Bakalım. Voldemort'un bir sahnesi var orada Harry Potter'la. Böyle tutup da ne diyordu ya? Güzel bir tane Türkçe dublaj yapmışlardı ona. Adamın ismini unuttum şimdi. Tutup da böyle uçalım mı bir şeyler diyordu. Kanka şeye gel. Kilavuz'a gel. Fight'talar. T. Oradayım, oradayım. T slot. E. Şu an Enigma'ya bakalım. Şimdi o tarafa da geçeceğim. Şimdi Enigma'dayız. Falcon ekibine bir baskın gerçekleştirdi ama Elcan da bakalım oyuncuya doğru gidiyor. Hayır, görmedim. Tekrardan şöyle mete bakalım. Bu arada Aslan 4 kill yapmış kardeşim. kaç takım? 13 takımımız var. Alanda artık gitgide daralıyor. Yunus sence kim alır? Bir Adana'sı iddia gidilir aslında. Nomercy bu arada sessize doğru geldi. Şimdi sessiz uzaklaşıyor mu giden? Nomercy bakalım. Nomercy. Kill Kanka sayısını ben 6'ya diyorum T kadar yükseltti. slotu T slotu alır ya. C. T slotu T kanka T. slotu. İrem senden alayım. No İrem'den mercy diyorum ben. No Mercy diyorsun. T takım yedeki balon diyorsun. İrem şu an yok herhalde burada. Duyamadı ya da sis kapalı bir ihtimal ya da müsait değil.
Tekrardan G takımına geçmek istiyorum. G takımında şu an Dayı Şekil, Ziyoniki. Ben de burayı kim alır Ben de aynı diyorum? şekilde düşünüyorum. T O takımı. takımı alacağım. Tamam, ben o zaman SCR 2 diyorum, V takımı. Hadi bakalım, soğuk baklavasına Hadi giriyoruz. bakalım. Soğuk baklavası, aynen. Hadi Ali'ye tekrardan şimdi Ali burada. İki Ali yan yana derbi, Ali'lerin derbisi diyelim aslında. Bakalım kim alacak? Bayağı uğraştırdı birbirini. Bakalım iki Ali de. Falcon ekibindeki Ali, Turan ekibindeki Ali'ye karşı. full dolu. Şimdi A'da desteğe geldi. Takım arkadaşına bakalım. Bir sürpriz yapacak mı Ali'ye? Ali abisini çağırdı diyebilir miyiz aslında? Nokta işaretle koyalım buraya. Diğer Ali'ye bakalım şimdi. Bakalım şimdi Ali. Bu arada Ali. Diğer Ali'yi aldı. Bakalım Turan takımındakinden double mı gelecek? Double mı geliyor? Hayır. Aa, buna son verdi. Kill sayısında 1'e kadar yükseltti. Falcon ekibini tekrardan I takıma doğru geçmek istiyorum şimdi. Diablolar yine fight'ta. Normal şey var ya, normal falan kanka. Tabii hemen oraya doğru geçiyorum. Soğuk baklavanı. Ben ıslak kek istiyorum bu arada. No mercy, Evet, Zeros. burada bir takım daha bitti. Yetişemedik. Yedi ekibi de şu an Nefe Kiraus'ta. bakalım. Rock takımında Çakira Zoe, bulalım. Atreus, Rajon. Artık son 13 takım 46 oyuncu kadar kaldı. Bakalım. 13 takım 46 oyuncu kaldı. Bakalım bu mücadele sonuçlanacak. CGR ekibi de gidiyor şu an. Voldemort ve yandaşları diyelim. Falcon ekibi de şu an burada değil. Şu an Turan takımında geldi. Tek adam buraya kadar geldi. İkinci derbi mücadelesini başı diyebiliriz. Bakalım. Ali bu sefer tabancayla. Ali gerçekten de. Ama İsmet de buna son veriyor. Artık o da kill sayısını 1'e kadar yükseltti. Şimdi takımdayız. Günel'in kamerasıyız. Günel bu arada bayağı denedi. Rushlat'a bakalım ama takım arkadaşının supportunu yaptı. Baku dayı şu an. Baku bakalım. Baku şu an egoist var karşısında. Şu an bir karşılık vermedi. Şimdi Baku'dan temas var. Baku son anda derken tekrardan akın akın geliyor şu an. Bakalım Baku sıkıştı orada ama Ulvi. Ruslan tek başına. Bakalım takımın hayat öpücüğü verecek mi Ruslan, yoksa takımıyla beraber lobiye mi gidecek? Ulvi bakalım şimdi karşılayacak orayı tekrardan. İçeri kadar geldi ve Oh my god. Ulvi. Ulvi neler yapıyor Ulvi? Yedek ekibine tekrardan Diablo'yuz ama da Falcon ekibiyle karşı karşıya geldi. Hoppa bakalım. Kilanesini kim yükseltti? No Mercy. 7 kill yaptı şu an, bakalım Tiffany'yi görecek mi oyuncular, merak söz konusu. Güvenli bölgede artık 10 saniye içinde daralacak. Evet. İsmet'e doğru gidiyor normalde. İsmet'i görürse bitti İsmet. Şurası çok karışık gerçekten de. Şimdi böyle relax duruyor mu? Relax'ına bakalım. Polat Aşimov takımı da şu an bu bölgede. Burası bir hayli karışık. Sadece 3 oyuncu var. Polat Aşimov yukarı doğru kadar çıktı. Şimdi sessiz ayrılmış Kuzay. Geri atladı. Sessizce tekrardan ama Ulvi izin vermiyor. Day of Dead ekibi vitesi 2'ye taktı diyebiliriz. Relax'a bakalım şimdi sisin içinden. Rakibine biraz dedi. Neşe de aynı şekilde. Bu arada Fuat Master aldı. Bombayla Mehdi Raşat'ı. Karşılıklı temas killeri veriliyor takımlar arasında. DC ne yapıyor bakalım. Ulvi 8 kill'i görmüş gerçekten de tepeye. Bu arada CGR ekibi tepeye bir baskın gerçekleştiriyor. Neşe'deyiz tekrardan bakalım. Neşe nasıl bir oyun sergilecek. Şimdi geri çekiliyor snowboarduyla. Fuat da aynı şekilde defans oyuna dönüyor. Golden Team ekibi. Ercan'a bakalım. 4 kill var şu an Ercan'ın. Enigma, Ego. Rotarizen. Arkadaşlar hoş geldiniz. Var Time'dan Azemehi ve Lider var. Bakalım Enigma'dan aşağı doğru bir baskın gelecek mi? Bu arada Ali tekrardan fight'e girdi. Kratos'a biraz denemesi var. Bakalım Kalkan geldi şimdi. Kratos'tan da defans bir oyun sergiledi. Ercan'a bakalım şimdi. Ercan da yukarı oynayacak. Bu arada Lider'e doğru denemesi var. Ercan'ın. Evet snowboard'una çıkıyor Ercan. Bayağı denedi Lider ama başarısız oldu. Enigma'da hemen takım arkadaşı kalıyor. Burada Day of Tit ekibi de geliyor. Ulvi bakalım tekrardan 8. Ulvi bu arada 9'ladı. Bakalım Tiffany'yi görecek mi? Hasarda oluyor. 10 can ve Ego.
Egon dur dedi rakibine. Falcon ekibine geçelim hemen. Bu arada Yet ekibi olayı almaya başardı. Yet ekibi de bayağı vitesi arttırıyor değerli izleyiciler. Bu arada kim ki double double mı gelecek bakalım egoistten. Egoist bu arada ilk temas atışı başarılı. 7 kill yaptı. 1 vs 4 geliyor damat herhalde burada. Gelebilir kanka. Güzel oynuyor egoist. Ama yeni şey de var ya sanırım. Özellik var büyük ihtimal. Bakalım nasıl bir oyuncu gelecek şimdi. GC daha bu şimdi. Boss'u almayı başarıyor. Buranın patronu benim diyor egoist. Değiştiriyorum. GC daha bu. Buranın patronu benim dedi. Egoist müdür yardımcısı sanırım. Kapitana tekrardan geçmek istiyorum. Bakalım Turan ekibinde kapitanın 2 has. Hesonov'un 3, Ali'nin 4, aslında 5 kill var. Şimdi kaldırıyorlar artık. Alan da yavaş yavaş geliyor. 10 takım 27 oyuncu kaldı. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Dayıdan bir pompalı denilmesi Zulo'ya. Rock ekibi de tekrardan CGR ekibine bakmak istiyorum. CGR bakalım Zaur'a biraz denemesi var Han takımında Ercan. Voldemort'a bakın tepeden oyun sergileyecek CGR ekibi ama alt tarafta şu an The Of Teed ekibi de var. Turan takımına geçmek istiyorum hemen Ali'ye. Bakalım Ali şimdi G7 Apo. G7 Apo Ali'yi de almayı başardı. Kill sayısını gitgide yükseltiyor. Evet, maçın galibi seyircileri olacak. %99. Şeyim geliyor, ıslak kekim geliyor. Kaybediyoruz. Aa, İrem, kaybediyoruz. Ben Neyse, kaybettim. aklının parasını yarı yarı ödeyeceğiz herhalde. Ben ıslak kek istiyorum. Islak kek istiyormuş ya. Kolay. Islak kekse İrem yapar ya. Hiç para Bu arada vermeye alsa da temas kini al. Ben arkadaşlar iddia konusunda çok winner'ımdır yani. Kolay kolay kaybetmem. Attın, tuttun, tutturdum yani valla. Ne yaptın abi? Tanıyorum oyuncuları herhalde. Yıllardır Azerbaycan turnuvası sunuyorum. Elcan. Voldemort Voldemort. Bakalım Bunlar Voldemort'a iyiymiş. 4'ü yaptı. Bakalım işte kapitana denemesi var. Bakalım Voldemort. 4 kill. Alan da geliyor artık. Alana giden oyuncular da oldu. Ego da Hesonov almaya başardı ama Golden Team 2 de var. Yetler ama hala şanssız devam ediyoruz. Zendros hayatta. Ama alana gidecek. Büyük ihtimal çıkacak mı? Çıktı evet alandan. Golden Team'e bakmış durum. Boss'ta biraz denemesi var. Rogue takımı da var. Artık son 5 takım 11 oyuncu kadar kaldı. Kaldı. Türkçem kayıyor arada sana. Niye böyle oluyor? Hayır şimdi bir şey olmaz normal. Aa şey Erzurum spiker gibi anlatayım mı? Daha yok. GT de alabilir birinciliği ya. Dönme lütfen iddiamdan. Relax değil. Daha görmedik ama Relax bu arada artı üstü almayı başardı. CGR ile Golden Team ekibi bir final mücadelesi yaşayabilir. Şimdi boss bu arada boss bakalım. Ego ile karşı karşıya geldi. Boss mu? Ego! Boss'u da alarak kill sayısını bir hayli yükseltti şu an ama şansımız devam ediyor hala çünkü Zendros hayatta. Bakalım o oyuncu ne yapabilecek? Hemen Ercan'a bakalım şimdi. Neşe bakalım şimdi Ego'ya karşı bir sprey denemesi var ama hasar da alıyor bu arada Ercan. Ercan'dan double double geliyor. Ercan altına düşüyor an bakalım 7 kill yapacak mı Ercan? 2 oyuncu da bayağı başardı. Relax Biden altına düşüyor an Ercan. Zendros tek başına Zendros. Ercan'dan 3'te 3 geliyor ve ilk maçın galibi CGR ekibi oluyor. Soğuk baklava ile kazandım. Ya da ıslak yıkmasın. Karar veremedim şu an. İrem gitti bizim barıcıklar. Bir kazanamadık soğuk baklavayı. 3 kere iddiaya girdik ama 3'ünde de kaybettik. Harbiden ya. Kız zaten 3 gündür benden kaybediyor. Neyse, Aynen. Ben sana soğuk baklava alırım merak etme. Müthiş bir mücadeleydi gerçekten de işte bir MVP'lere bakalım tek tek. CGR ekibinin MVP'si Ercan oldu. 7 kill'e No Mercy 8 kill'e şu an Yet ekibinin MVP'si. Golden Team'de ise Fuat'ın şu an 7 kill'i var. O da MVP konumunda. Şu an ortalama kill'ler hemen birbirine çok eşit. Şu an çift final gören var mı diye bakacağım. 4. takımda şu an sadece Dayı'nın 3 kill'i mevcut. Rock takımın MVP'si Atreus oluyor. Falcon ekibinde Ali şu an MVP konumunda. O da git gel yaparak gerçekten müthiş bir mücadele çıkardı. Turan takımında da şu an Aslan MVP konumunda. 8. takımında ise Escobar 4 kill'le MVP konumunda. Ulvi 8 kill yaptı. Şu an 8 alan çok oyuncu var ama şu an 9'u gören yok. Onun için ikinci maçta ben de sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Rüstem tebrikler demiş. Arkadaşlar müthiş bir maçtı gerçekten de. CGR ekibini de tebrik ederim ben ayrıyetten. Bana bir
ıslak kek kazandırdı. Okay. Sessizliğindeki 11. takımda var. Time'da şöyle bakıyorum. 3-3-6 killeri mevcut iki oyuncunun toplamda. Hemen şu an takımına bakıyorum. Boss 1, Zord 2. Boss takımına sanırım Han takımına biraz nazar değdi ama Han takımının orijinal oyuncuları yok sanırım. Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar hediyeleriniz için teşekkür ederim. Rüstem abi sen konuyu daha iyi biliyorsun. 13. takımda şu an MVP konumunda oyuncu yok. Mid takımında oyuncu yok. Lord Team'de şu an bakıyorum. Ramiz 4 kill ile MVP konumunda. Karabağ ekibinde kill yok. 17. takımda sadece kardeşte bir kill var. 18. Homeland'de killer paylaşılmış. 19. takımdayız şu an. G13'te Ümit ve Sivinter var. Onlarda da kill yok. Ayrıntılara baktığımızda takım 18'de 22 kill var. Birinci sırada olmuş. Birinci sırayı almış. CGR ekibi toplamda 22 kill ile takım MVP konumunda şu an. Takım 2 ve takım 3 20-20 şu an eşit sayıdalar. Ama tabii ki de takım 5'e bakmak istiyorum. Özür dilerim. Takım 3'e bakmak istiyorum. 9. olmuşlar. Onlar da hemen hemen 24 kill almış ve 9. olmalarına rağmen MVP konumundalar. Arkadaşlar hediye Tebrik gönderdiğiniz ediyoruz. için Arkadaşlar teşekkür gayet iyi ederim. oynuyor. Başarılı. Aslında burayı İrem'i salacağım. Dört parmak oynuyor ya. Yani HS'de de çok sağlam oynuyor. Değil mi? Geçen adam da resmen bir sezonluk film çekti Benim Chen de gayet güzel oynuyor Buse. Dört parmak oynar kendisi de. Biz kaç parmak? 10 parmak oynuyoruz değil mi Yunus biz? Kanka ben 8'ini kullanıyorum, ikisini boşta bırakıyorum. Ben 10 parmak oynuyorum. 12 olsun 12 oynayacağım. Bir bayan turnuvası düzenleyelim de. Ben mesela düzenlemiştim zamanda biliyor musun sen? Kızlar turnuvası düzenlemiştim. Bir erkekler turnuvası düzenlemiştim. 250 TL ödüllü. Cumartesi pazar yapmıştım. Kanka ödüllü yaparız kanka. Sıkıntı yok. Ödüllü bayan turnuvası yaparız. 250-500 TL fark etmiyor. Bir gün Bak 3 maç o fark etmiyor değil doğa mesela. yaparız. Kızlarda hiçbir sorun yaşamadım mesela. Mesela böyle herkes birbirini tebrik etti tamam mı? Ya iyi oynadı falan. Pazar günü erkekler turnuvasına bir geldik tamam mı Yunus? Çok felaket geçti turnuva. Çok kaoslu geçti yani. Küfürler mi havada uçuşmadı? Hakaretler mi Değil desen, mi? iyi oynayana iyi desin sen demeler mi? Mesela o gün turnuva bitti. Puan hesaplaması yapıldı. Hemen birinciye ödül takdim edildi. Tamam mı? Sponsorluğu beraber. Teşekkür ettik işte. İkinci maç işte izlemelerle birlikte 2 gün sonra ödül takdim edebildik. Öyle söyleyeyim. Bence en temizi bayanlar abi. Kafa ağrıtmıyor, sorun yaşatmıyorlar. Ne bileyim. Bu aslında biraz şeyle Bir alakalı. de Çünkü kadınlar çok konuşuyor diyorlar. hı? Bir de kadınlar çok konuşuyor diyorlar. Kadınlar konuşsun canım. Tabii. Çok konuşurlar ama dolu konuşurlar yani. Tabii ki. Sonra en son benim şu an bakayım bir ay önce sanırım Rayit abiyle şey yaptık. Türkiye-Azerbaycan turnuvası düzenledik. Uluslararası Milli Master içinde. İki ülke arasında savaş çıkaracaktım az daha. Kaos, Ortalık çok kaos karıştı. çıkıyordu. Gecenin ikinci maçı da başlayacak. Bakalım gecenin ikinci maçında ne olacak. Arkadaşlar tekrardan şöyle size bir hatırlatmada bulunayım. Maçlar bittikten sonra YouTube hesabımdan maçın yayın tekrarı paylaşacak. Oradan izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim hediyen için Magmedov. Hediyeleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gecenin artık ikinci maçı başlayacak. Üçüncü maçı olacak. Sonra evlerimize dağılacağız arkadaşlar. İrem, bugünkü çalışma saatin herhalde 11.30'a kadar falan. Yani normalde boş boş oturuyor oluyorum ama bugün çok çalıştım. Yani sabah Ya. ya mesela dün 5'te uyumuşum, sızmışım tamam mı? Ya bakıyorum saat 8.34'te telefon çalıyor. Kim? Yunus. Acaba kim arıyor? Ya Hangi bela beni tatlım rüyanda mı ya? gördün sabahın köründe 8'de veya ne yaptın beni sabahın köründe niye beni arıyorsun arkadaşım?
Kanka böyle işe giderken diyorum ki kimi arasam kimi arasam her bir gün farklı birini arıyorum. O yolu yürümek için 10 dakika biriyle sohbet ediyorum kardeşim. Bugünün şanslı insanı da sen olmuştun. Evet, biz kutudan ben çıktım sanırım. Bu arada İrem sana soru var. Demişler ki Seven Up klanını tanıyor mu diye. Evet. Tanıyormuş. Seviyorum kendilerini. Seviyorlarmış sizi. Ben ne söylüyorsam yayın yata sese gidiyor. Yiğit, şu an burası turnuva. Azerbaycan turnuvası. Yakında Türk turnuvalarına katılabilirsin mesela sunuculardan eğer Discord kullanıyorsan. Türk turnuvalarına katılabilirsin. Gecenin artık ikinci maçı başlayacak. Hadi bu sefer İrem mesela yemeği çok seviyor. Yine bir yemek iddiasını geldi. Bak maçlar başlamadan size tahmin edeceğim. Bana kazanacak takımı söyleyin. Var mı iddianız? Bence maç Kanka başladıktan sonra maç söyleyelim. başlasın duruma Bence göre söyleyeceğim ben bak sana. ben direkt sana nokta atışı yapacağım şimdi kazanacak takıma. Varını yoğunu bas bu takıma. Lorenzo o da sahip tarafından atıldı şu an. Evet, gecenin ikinci maçına başlayacağız değerli izleyiciler. Seven Up lideri bottu demiş. Magedo Oruç. Arkadaşlar hediye gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar diyeyim size de kendi özel hayatınızda. Rüstem abi zamanında aslan maslan atıyormuş yani. Rüstem abi göremedik seni hala. Ortalıkta yoksun abi. Resmen sanal dilenciyim arkadaşlar, farkında mısınız? Sanal dilenci. Evet. Barış, bankanda kaç para var lan? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Söyle bakayım be, kaç para var? Normalde siz dilenciler çok zengin olursunuz kardeşim. Kanka hesabımda 2,45 TL var. Yani 2 TL 45 kuruş mu kanka? Aynen. Ne yapıyor? Öde Şu kefen. garibanın IBAN'ını alın bir para koyayım. Kefen At falan. IBAN'ını bana kanka. Neyse, Arkadaşlar. Allah'tan biz kazanmadık. Kazansaydık tatlıyı ısmarlayamayacaktın herhalde. Ya sen işte ben sana baklavacı satın alayım hemen ertesi güne. Teşekkür ederim kardeşim. Değil mi? Ondan sonra Ama biz zaten İrem'le anlaştık. Kendi el yapımı yapacakmış tatlıyı kanka. Yollayacakmış Karagöl'e bize. Artık. evet. Çok güzel yaparım bu arada. Ne demek? Ellerin dert görmesin. Barış, tatlıdan soğuk mu yesin kanka? Yok. İrem yaparsa yerim ya. Elinden yenir yani. En kötü ne olur ki? Hastanede Allah'ım. biter gece. Ya beni gömüyorlar. İçten Ben içten sövmeler mi, övmeler mi artık? Ama İrem bana var dediler. sonra ben yapayım sana. Rüstem abi o paraları çıkar şey değil mi ya bu? Neyse şimdi siyasete hiç girmeyeyim. Barış Rüstem paraları yastığın altında saklamış. Var mı bulan bana yan bakan demiş Samir Şenkir. Rüstem abi çıkarsın o paraları abi. Kefenin cebi yok arkadaşlar. Harcayın, yiyin. Mutluluğunuza bakın. Hemen ikinci maça da başlayacağız artık. 76 oyuncuyu kadar gördük. Takımlar da hemen hemen hazır. Yine bir iddia bizi bekliyor diyebiliriz. Dördüncü slotta bir eksik var kanka. Bir soru istersen gelecek var mı diye veya yazsınlar.
Nagiller büyük ihtimal. 17'de eksik var. 20 göre de eksik var. Ya onların hani Rüstem abi turnuvası olduğu için biz yayın odaklıyız sadece. Biz yayınımıza bakıyoruz. Tamam kardeşim. Yani oyuncuları tanımadığımız için şey yapıyoruz hani bilmiyorum hani. Saatlerimiz 22.35'i gösteriyor. Türkiye saatiyle şu an Azerbaycan'da 23.35 sanırım. İsmet sonuçlara bakıyor hala. Evet, şimdi başlar mücadele. İlk startı verdik ama İsmet sonuçlara bakıyormuş. Sanırım bukta kalmış olabilir. Bir oyun tazelemesi. Barış Rüstem o paraları alın terledi ile değil gilasın dibinde kazandı. Kazanır. Bu arada İrem Azerbaycanca biliyor musun? Azerice ya da. Yok, hayır. Ha, tamam. Yalan söylüyor, biliyor kanka. Bütün küfürleri öğrenmiş. Ne oyunda en çok ihtiyacımız olan şeyi öğrenmiş, yeter. Maga, hoş Eski geldin. Azerbaycan falanıydı ama. Cana yakın insanlar Azerbaycanlar. Ya Azerbaycanlar kardeşimiz ya. İyiler, efendiler. Ama onlarla bir türlü anlaşamıyoruz. Ben Azerbaycanlı biriyle normal konuşurken bana küfür ediyormuş gibi algılıyorum. Genelde öyle oluyor. Biraz konuşma tarzları o şekilde. Ben sana öğretirim Azerbaycan dilini. Öğretme diyorum, abi diyor, ne küfür ediyor, iltifat ediyorum diyor, seni seviyorum abi diyor, ne küfür ediyor, küfür etme diyorum hala. İyice anlaşamıyoruz yani. Ya işte cahille muhabbete girince böyle oluyor. Aynen, bana denk gelmesin. Bakalım bu maçın galibi kim olacak? Ha, para Barış, helal yine değilmiş. tatlısına girersek. Yine Rüstem abi tatlısına o... girersek abi. Ha, baklasana mı yine? Girersek dengeleriz yani. Kaybedersen, kazanırsak tatlı matlı yok. Tamam. Mesela dünkü Son turnuvadan da iki tane Adana kazandıydım. Bakalım bugün nasıl yapacağım. Paralar helal değilmiş Rüstem abi. Haram paraya benim şey yapıyorsun abi dolandırıyorsun. Hemen oyunumuza odaklanalım. Hemen şöyle bir map kontrolümüzü yapalım. O buran bu sefer uçağımız ortalanmış. Bakalım arkadaşlarımız nereye olacak? Sarı bölgemiz toplamda 5 adet. Bakalım oyuncular tercihte bulunacaklar mı? Malikane, yeni tutlar, şehri enkaz alınmış. Şehir merkezi ama şu an gördüğüm kadarıyla sarı bölgeleri tercih eden o takım sayısı çok az. Şehir Yine merkezinde borsaya aşırı fazla takım gidiyor kanka. Yaklaşık 3 ekip. F slotu, M slotu, M slotu sanatoryuma gidiyor. Çilek yanlış anladın. Hani dil bakımından söyledim ben sadece. Hemen bir şehir merkezine gidelim. Day of Dead ekibindeyiz. Şimdi Ulvi'den bakalım ilk teması var. Turan ekibi de bu bölgede. Esenoğlu biraz verildi ama bu arada Ulvi'den ilk temas geri geldi. Bakalım First Blood mı geliyor? Day of Dead takımından Ulvi bakalım. GC'de Apo'da şimdi bu bölgeye doğru gidiyor. Bu arada First Blood'ı aslan yaptı Rashad'a. Hisur'u da aldı. Karşılıklı temas skill'leri verildi. Day of Dawn ekibi ve Turan ekibi arasındaki ilk mücadele. Egoist'i bu arada Master'ı almayı başardı Wartime'dan. GC'de Apo. Rashad bakalım Turan ekibi de aslan bir kill çıkardı bu bölgede. Bu arada şimdi Sis geldi bakalım. Nehi ve Lider de var bu bölgede. Tekrardan Egoist'e bakalım Ulvi. Homeland takımı da sanırım fight'e girdi. Hem de Homeland takımına da bakacağız. Hemen Homeland ekibine bakalım. Onlar da yurt kısmındalar. Kimlerle? Polat Eşimoğlu takımı ile. Hemen şöyle sessize bakalım. Monsters'ta biraz denemeler var. Hemen Homeland kamerasına bakalım. Nijay. Monsters bakalım. Biraz bekliyorlar o bölgede. Bakalım hücum eden taraf kim olacak? Polat Aşımov'un takımı mı olacak? Ramo. Bakıboy bir kill çıkardı bugün ama şu an burada temas fight'ımız yok. Biz tekrardan
Bu arada Tural'e geçtik. Tural! Nice'yi almayı başardı. Şimdi iki tanesini yükseltti Tural. Polat Eşimov o takımda. Bakı boyu tekrardan bakıyorum. Bakı boyu şu an. Buse'ye bakalım biraz daha. Ramo tek başına yukarıda. Ramo'yu oynayabilirler. B takımına geçiyorum. Hemen Golden Team ekibinde Ali var şu an. Takımını da kaldırıyor. Bir baskın gelebilir şimdi. Zendroys. No Mercy şimdi. No Mercy. No Mercy. Bakalım ekibine mi gelecek. Bu arada Fanny kaldı. Rakip takıma destek sağladı Fanny. Toplamda 3 kill'e kadar çıkardı kill sayısını. Blitzvolt da geldi şimdi bölgeye. Map'e bakalım. C takımına yönelmek istiyorum tekrardan. Geside, Apo, Egoist 1, Ulvi'nin de 3 kill'i mevcut. Bakalım Ulvi. Ulvi burada Azim'i iyi almayı başardı. Kilhanesini bakalım. Bu arada üçlü git mi diye baktım lider. Şimdi çıktı o bölgeden. O da hemen kill sayısını 4'e kadar yükseltecek Ulvi. Öyle de oldu. Kill sayısını 4 tane kadar çıkardı. Tekrardan kameramıza bakmak istiyorum. Jesse Dapo, Rajan. Samir. Yurt kalabalık kanka, yurt. Evet abi teşekkür ederim. Lezgi boy. Role bakmak istiyorum. Şimdi fake ile karşı karşıya geldi. İlk atış başarısız bakalım. İkinci atış başarılı olacak mı fake? Bakı boy da şimdi desteğe geldi. Bakalım Bakı boy kiri bakacaktır. Bu arada fake aldı. Bakı boy da karşılıklı takas mı alacak? Fake şu an çıktı. Bakı boy. Bakı boyun önemi sayede down. Bu arada Bakı boyun pink var sınırı. Evet. Bu arada fake'den double geliyor Polat Aşimov takımına. Fake. Monsters'a bakalım biraz. Şimdi gerçekten de burası çok karışık. Bu arada Ali. Biri yayını izliyor. Sesi açık. Benim sesim bana geri geliyor arkadaşlar. Monsters'ın denemesi var. Bu arada Monster bakalım. Monster derken Ali. Temas fight'ları karşılıklı olmaya devam ediyor. Falcon ekibinden Monster'ı almayı başardı. Evet abi teşekkür ederim hediyen için. Tek Ramon'da bir kili var. Şimdi Ali Rıza'ya bakalım. Med ekibinden. Genesis'ten de Kaos ve Tural var aynı şekilde. Onlar da şu an bölgede 3 isim var. Tabii 10 saniye sonra diriltme de gelecek. CGR ekibi hala hayatta. Elcan 2 Enigma'nın da bir kili var. Benim bu arada iki derbi takımı bir araya geldi. En sonunda Deoxys ekibiyle CGR ekibi. Şimdi Ego'ya bakmak istiyorum. Ego ilk sniper dışında 150 hasar vermeyi başardı rakibine. Ulvi'ye bakalım vermeye çalışıyor. Hemen Enigma'ya bakalım. Şimdi Ulvi denemeler de devam ediyor hala. Enigma bayağı denedi rakibine. Bu arada evet Enigma. Ulvi'yi almayı başardı. Şimdi CGR ekibi yukarı doğru oynayacaktır diye düşünüyorum. Bir baskın da gelebilir. Şimdi bölge öyle oldu şimdi. Baskın da geldi. Orası bayağı karışacak. Dayının 3 kili mevcut. Bakalım Elcan'a mı oynayacak? Evet Voldemort oynadı dayı. Denemesi hala devam ediyor. Bu arada Enigma. Enigma affetmiyor ya. 3 kill yaptı Enigma. Elcan'la beraber 3'er kill mevcut. Egoist ve Rashad var. Şu an çok sıkıntı. 2 oyuncusu da kayıp lobiye gidebilirler. Enigma şimdi karşı karşıya geldi. Bu arada Ercan müthiş bir destek sağladı Enigma'ya. Enigma'nın supportu konuştu ve CGR ekibi şu an temizlemeye devam ediyor. Double da geldi bu arada Ercan'dan. Toplamda 8 kilo ulaştı. CGR ekibi şimdi bu bölgeden çıkacaktır. Ama F takımı da giriyor yavaştan bu bölgeye doğru. Karabağ ekibi geliyor şu an. Yarasa, Apollon ve Kubalı var bakalım. Kubalı helikopterle CGR ekibi için Karahava ekibini bir baskın gerçekleştirebilir. Kubalı bayağı dağladı helikopteri. Baskın da geldi. Kubalı'nın şimdi başı biraz dertte olabilir.
Bu arada Ercan Kubalı'yı da almaya başardı. Apollon bakalım gidecek mi bu bölgeye doğru. Bir diğer rakibi. Şimdi Karabağ'dayız. Ercan'a doğru denemesi var. Karabağ. Ercan. Ercan'dan double double geliyor şimdi rakip takıma. Yarasa çok uzakta. Apollon da şimdi çıkmaya çalışıyor. Bu bölgeden CGR ekibi biraz kill kastı diyebiliriz bu bölgede. Şimdi Falcon ekibine bakmak istiyorum. Hoppa bakalım biraz da şimdi Renzo da var bu bölgede. Çok fazla bir yurt kısmı çok karışacak. Yurt kısmı şu an çarşı pazar resmen. İtfaiye arayabiliriz bu bölgeye. Troll'e bakmak istiyorum tekrardan. Fake bu arada temas kill sayısını yükseltmeye devam ediyor. Troll 666. Bakı boy. İki oyuncusu yine kaybetti şu an gördüğüm kadarıyla. O bölgede. Tekrardan E takımına geçmek istiyorum. Escobar'dayız. Sadece Samir'de 2 kill mevcut. Samir'e bakalım şimdi. Oynayacaklar mı diye düşünüyorum. Yurt kısmı gerçekten de çok karışık. Burada yine giden takımlar olacaktır diye düşünüyorum. Ulvi de o bölgede şu an 5 kill var. Bu arada Deofit ekibi de tam takım geri gelmişler. Hemen bakacağız tabii ki de buraya. Deofit ekibinde Ulvi şu an 5 kill. 5 kill daha, 4 kill daha alırsa egale edecek ve rekor onda olacak Ulvi de. Turan ekibi de şimdi karşı tarafa aslına doğru geçecek. Bakalım aslanın biraz denemesi var o bölgeye doğru. Deneme hala devam ediyor şu an Ulvi'den. Bu arada Egoist Tesanov almaya başardı. Şimdi bir baskın geliyor Turan ekibinden. Çatıyı almaya çalıştı şu an Turan ekibi. Day of the ekibi de şu an yerde. Ulvi bakalım. Nijay var üstünde hemen. Bakalım Nijay'a doğru oynayacak mı? Evet oynamaya çalışıyor şu an. Şu an Nijay'ı da almaya başarıyor Ulvi. Kill sayısını 6'ya kadar yükseltti. Şimdi egoistik kamerasına bakmak istiyorum. Raid abi teşekkür ederim hediyen için. Egoist 1 kill şu an. Kapitana bakmak istiyorum. Kapitan şu an bekliyor. Ali'ye bakalım bu arada. Ali burada 3'te 3 yaptı değerli izleyiciler. 4 kill yaptı şu an. Egoist'i de almayı başardı şu an. Day of the ekibinde 2 oyuncu eksik. Simitler de Gate 13 ekibinde. Şimdi karşı karşıya girecek bakalım Ulvi ve Simitler. Ulvi biraz hızını arttırdı. Vitesi 2'yi de taktı gibi görünüyor. Bakalım takibi de sürdürüyor şu an. M13 var elinde. Diğer elinde de HS var. Bakalım Simitler nasıl karşılık verecek Gate 13 ekibinden. Şimdi Ulvi yukarı kadar çıktı. Bakalım kim olacak? Bu arada Ulvi mi? Karşılıklı bir hasar vermeler var. Ulvi en sonunda çıktı ama Smithler son anda çıktı. Smithler. Ulvi'yi de aldı. Gate 13 ekibinden. Lider. Yarasa var şimdi bakalım malzemeyi yarasa denemesi var malzemeyin o bölgeye doğru. Şu an coverladı kendini yarasa ama gösterdik illaki evet öyle de o da malzemeyi değil temasını alıyor takım adına. Oradaki kill sayısını 1'e kadar yükseltti artık 16 takım 46 oyuncu var. Şimdi bir de sisteme geldi. Şimdi denemesi var bakalım ama Kubali. Oo, Kubali. Kubali neler yapıyorsun kardeşim? 300 IQ ile oynadı şu an. Hemen E takımına geçelim. Why not me? Bakalım. Heda Samir'in de 2 kill mevcut. Bakalım Samir. Homeland ekibi de ikinci maçta biraz daha toparlandı gibi şu an. Nijay 4, Monster 4, Dekin 6, Ramon'da 1 kill mevcut. Ercan da bu aralar 7'yi görmüş. İlk kill maç, ilk takım, ilk maçtaki rekorunu egole etmiş. Bakalım 3 kill de alırsa o da takım MVP'si konumundan oyun MVP'sine geçecektir. Ümit'i şu an kill'i yok. Tekrardan o takımın Ali'ye geçmek istiyorum.
Medeki mi de bu şekil değil. Ve artık 15 takım 45 oyuncu var. Alan artık gitgide daralıyor. Ölenleri lobiye göndereceğimiz an yavaş yavaş yaklaşıyor. Egoist'in kamerası sekerden şimdi kime dönüyor? Turan ekibinden Aslan'a dönüyor. Kapitan da varamıyor. Bu arada Escobar biraz hızlama gerçekleştirdi o bölgede. Şimdi Egoist. Egoist yarası edinecek bu arada. Egoist. Egoist yarasayı düşürmeye başardı. Kapitan da çıktı şimdi bakalım. Kapitan mı? Kapitan. Egoist almayı başardı. Rashad da biraz kapitana dönüyor bölgede. 13 takıma kadar 2 takım birden eksildi. Değerli izleyiciler, Rashad'da kill sayısını 1'e kadar yükseltti. Aldığı temas yeri. Bu arada bir takım daha gitti. Bu arada Escobar. Escobar'dan sürpriz. Surprise diyelim. İlkin olduğum partisi Escobar'dan rakibine. Şimdi Ulvi ile bakalım karşı karşıya gelecek. Ulvi bakalım ben bu hikayeyi bozarım mı diyecek. Escobar'la Ulvi karşı karşıya. Escobar bakalım Ulvi mi? Escobar mı Ulvi mi? Hep beraber okuyoruz şu an ama bu fight biraz uzayacak gibime geliyor. İki oyuncu da hemen I takımına geçeyim. Miro reisi tam geçeyim derken de Ercan ve Ego'dan temas killeri geliyor. Med takımına bakalım hemen. O da Emin 1, Namazes'in 2 takım var. HD takım. Evet var mı arkadaşlar iddianız? Kim diyorsunuz? Hangi takım? 10 takım kaldı. Kanka kim alacak bu yer? Bakayım ben bana söyleyeyim sana. Kanka bence SCR'ler alacak. Ha ben bu sefer yedekibi... Hadi bu sefer onlara diyorum. Bu sefer yedekibi diyorum ben de. Şimdi Zendroy. Bu arada Destroy kendi bombasına gitti. Destroy. Denemesi ama da Monster. Allah kahretsin kaybedeceğim iddiayı. Diablo keşke başlayalım. İrem ne diyorsun? SCR ekibi. Değil mi? İrem benden yana ya. Bu arada Diablo'ya bayağı atar. Diablo! Zendros'un Destiny ile beraber temas kill sayısını çıkardı. 6-6-12 toplamda 18 kill'e katkı var. 16 kill hemen düzeltme yapalım. CGR ekibinde şu an böyle bir şekilde Falcon ekibinden Ali var bakalım. Ali orada eksiltme yaparsa Falcon ekibi güzel bir oyun çevirebilir ama şu an Falcon ekibi çok çok uzakta diyebiliriz. Şimdi Elcan'la karşı karşıya gelecektir bakalım. Elcan bakalım Elcan. CGR ekibinden Ali'ye de bir sürpriz geldi. Tabii ki de artık yavaş yavaş 9 takım 24 oyuncuya kadar gelecek. On kill yaptı orada çift haneye gördü. Şimdi Lord Team ile karşı karşıya geliyor bakalım Lord Team. Hemen Juice Lord karşılık verecek mi bakalım CGR ekibine. Yapamayacağım. Geldi o bölge. Bu arada Ercan ise Voldemort da bir andan çıktı oradan. Evet şu an Lord Team biraz defansa çekiliyor ama karşı karşıya gelirlerse işler biraz büyüyebilir. Çünkü daha C takımı da hayatta. 3 ana takım hayatta diyebiliriz. Ercan 10 kill yapmış. Çift haneye ulaşmış. Şu an Juba var bakalım. Juba ile karşı karşıya gelecek Ercan bakalım. Ercan Juba'yı evet. Da başardı. Kill sayısını 11'e kadar yükseltti. Şimdi sicerken Ego Ramiz'i aldı. Ego. Ego'dan 3'te 3 geliyor. Takım kill sayısı artık yavaş yavaş azalıyor. Juice Vault var o da. Bakalım hede edilecek büyük ihtimal. Arkadaşlar şu an varınızın yolunda CGR'in üstüne oynayın. Herkes CGR'e oynasın arkadaşlar. Vurun CGR'e. Beyler iddiaya basın parayı. Test 30 alabilir ya. Ben yet dedim bir kez arkadaşlar. Normalsiler de alabilir de ben seceri dedim ama neyse. Bak bir önceki tuttuğumuz bu el win alırsa var ya çok üzülürüm ya. Şu an Ulvi'de 13 kill var ama. Evet şu an iki önemli isim geldi. En merak ettiğim iki kill konusu oldu. Arkadaşlar birbirinizi eksiltin. Girdi durun. Yedek gibi girmeyin sakın araya. Egoist. Bu arada Rashad'ı almaya başardı bakalım Egoist şimdi. Egoist de Juice Fort'a gidiyor. Ulvi'ye bakalım hemen. CGR ekibi buraya doğru oynayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada evet GCD Apo'da arkadan geliyor şu an. CGR ekibini sıkıştıracak gibiler. Arkadaşlar burada Ercan 11 kill ama Ulvi'de es geçmeli moda 13 kill almayı başardı.
Bu arada Zendroy Snowpan'ı almaya bu çağırdı. Yedek ekibi de şu an Smither de şu an üst tarafta şu an yedek ekibi Falcon'larla karşı karşıya gelecek onlar da. Bu arada Voldemort'tan da şu an temas kili geldi yan tarafta şu an Ulvi bakalım önemli lobiye gönderiyoruz artık son ritme bitti Egoist'e var şu an CGR ekibini oynayacaklardı şimdi Resort alana gitti. Bu arada Diablo da Cinder'ı almaya başardı. Şu an Ulvi'nin denemesi var. Ulvi bakalım. Tirane sayısını yükseltmeye devam edecek mi? Şu an Egoist de deniyor. Voldemort'la şimdi karşı karşıya gelebilir. Voldemort'a biraz denedi ama başarısız oldu. Şimdi Voldemort çıktı. Bakalım Voldemort almayı başardı Egoist. Ulvi bakalım. Renzo'ya bakalım hemen. Ya yedek gibi gitti. Kaybediyorum yine iddiayı. Kaybedeceksin Bu arada Ulvi kardeşim. de almayı başardı Enigma. Keşke siz diğer deseydim ben de. Ticari çözdüm ya. Adamlar takım oyunu oynuyor kanka. Dip dibe hiç ayrılmıyorlar. Eyvah 1v4 kaldı. Şu an yani İrem, eşitlendi. sevinebilirsin İrem. Geldi tatlılar. Of, baklavalar gelsin. Eşitlendik ama 1-1 oldu. Son gelecek bakalım baklava kime gidecek. Yaşasın kötülük. Ben kazanır şey biz kaybedersek bu silerimi yaptıracağım ben merak etme Evet, Barış. Ulvi öldü. Şu an Buse yapar. Diablo'nun 10 kili mevcut. Bakalım Diablo 1v4 olmaz mı? Yemez mi Diablo bakalım. Bir ama Enigma. İhtimal bile yok. Ellerine CGR ekibi sağlık. 2'de 2 yapıyor Gerçekten. ikinci maçta. Güzel maçtı. Hadi yine iyisiniz baklava kazandınız. İki 24 kille birincilik almışlar. Tebrik ederim. Şu an Ercan 12 kill yaptı ama 7 ekibi de çok 10-10-20-26-32 vurmuş. 32 kill yapan var. Helal Evet, olsun. İkinci 7 takım ekibi. 32 yapmış. CGR ekibi dip dibe geliyor. Onun için büyük ihtimal evet o şekilde alıyor. Şöyle bakıyorum CGR ekibinde şu an Ercan'ın 12, Egon'un 5, Enigma'nın 5, Voldemort'un 2 kili mevcut. 7 ekibinde ise No Mercy ve Diablo'dan 10'ar kill var ama çok fazla bir katkı veremedi. Falcon ekibinde ise killer paylaşılmış. Ama özellikle şöyle bir ayrıntılardan bakmak istiyorum. Takım 2 şu an 32 kill almaya başarmış. Takım 1 de 24 kill almış. Bakalım 3. maçta Yet ekibi bu olumsuzluğu kıracak mı? Ben yine Yetleri destekleyeceğim 3. maçta. Duruma göre bakacağım. Olabilir belki bir ihtimal. Ya da iddiaya girmeyelim. Barış yarın da çalışmıyor değil mi kanka? Çalışmıyorum. Sen işe mi gideceksin? Abi yapılır mı bu ya? Yemin ederim ya. Ya. Çalışmak çalışmak. Nereye kadar çalışacağız abi ya? Kanka tabii çalışıyorum. Sabah bu sefer seni 8'de aralım herhalde. Yok bu sefer Bak gece bak gece erken uyu kanka. şeye alacağım ya. Uçak modunu alacağım. İrem sabah dedikodu yaptım biraz Barış'la. O kadar çok konuştuk ki. Akşam oldu neyse. Akşam oldu oyuna geldi Barış. Oyun oynuyoruz. Şey diyor bana. Ya diyor biz sabah sana konuştuk ama diyor. Ne konuştuk kanka? Hiçbirini hatırlamıyorum. Allah Barış dedim senin cezanı vermesin. O kadar da güzel dedikodu yapmıştım. bakalım 3. maçta yerler değişecek mi ama şu an CGR ekibi gece 2'de 2'de kapattı bakalım. Üçleyecek mi CGR ekibi? Hep beraber göreceğiz. Bence yine onlar alacak gibi geliyor bana. Mantıklı oynuyorlar. Maçın tekrarını YouTube'dan paylaşacağım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Rüstem abi böyle bir aslan maslan diyordu sen ya. Ben göremiyorum şu an. Ben kedi görüyorum şu an.
Veteran hoş geldiniz. Gecenin artık son maçına doğru ilerliyoruz değerli izleyiciler. Son maç hakkında bir bilgi alayım bakalım künyeli mi diye. Künyeli olursa çok erken bitebilir maçlar. Abi bu aslında oluyor hani böyle şeyi var, yelesi var. Böyle şey kahverengi oluyor böyle kükrüyor arada bir. Türk kahvesi hediyesi geldi. Teşekkür ederim. Wolf hoş geldin. Bakalım artık gecenin son maçına doğru gidiyoruz. 70 oyuncu var artık startı da yavaş yavaş vereceğiz. Arkadaşlar yukarıdan üye olabilirsiniz oradan. Teşekkür ederim. Minopoller gönderdi. Dumancık teşekkür ederim arkadaşlar. Gecenin artık son maçına doğru gidiyoruz değerli izleyiciler. Baklavadan olduk ya. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Ama ıslak kekten olmadık herhalde değil mi Kanka ıslak kek bedava ya. O gönül rızasıyla olur herhalde. İrem ne diyorsun? Yaparız. Karşılığında soğuk baklava gelirse. Bak hele ya. Bak hele ya. Kayseri misin kızım sen? Teşekkür ederim. İşte abi ayı gönderdin abi tamam o da olur abi. Aslan atın aslan. Aslan gibi kardeşim aslan gönderin. Ben az bir geleceğim. 2 dakika bir işim var kanka. Efendim Mace. Mace. Shao takımı. Onlar da çok iyi bu arada. Han takımı da geliyor. Bekleyin geliyorum demiş Atik. Canavar da geldi Golden Team'den. Bakalım o da oyuna etki edecek isimlerden bir tanesi ama oyuna tabii dahil olması gerekiyor canavarın. Hemen şöyle bakıyorum tekrardan yorumlara. Mace demiş, Barış demiş. Efendim dinliyorum ben her zaman. Gözüm her zaman chat'te arkadaşlar. Ne yazdığınızı görüyorum. Evet gecenin artık son maçı başlıyor. Saatlerimiz 23.04 göre. İrem nasıl gidiyor şu an? İyi herhalde değil mi? Ses gitti yine. Neyse tamam. Güzel gidiyor. Yani genelde turnuvalarımız hep öyle geçiyor. Sakin geçiyor. Sohbetli muhabbetli geçiyor. Tabii Türk turnuvalarında biraz daha işler kızışıyor. Sen daha iyi hakimsin belki. Evet, maalesef. Ama
Dediğim gibi dün akşam konuştuğumuz gibi yani hiç sıfır sıkıntı sıfır problem. Hiç bahsettiğin şeyler olmadı, yaşanmadı da. Sana güveniyordum zaten. Teşekkür ederim güvendiğin için. Neyse artık bu sakke kazandık artık. Yani. Tamam. Kabullendin. Bak burada bak izliyorlar biliyorlar artık. Tamam ıslak eksizini aldım. O kolay ya. Hallederiz. Tamam. Var mı bir şeyin iddian peki? Bir iddia girelim istersen. Soğuk baklava yiyeceğim ben bugün. Evet. Ya sen tamam. Ben sana soğuk baklava alacağım. İddia olmasa bile alacağım. Tamam. Çikolatalı alacağım hem de. En sevdiğim. Dur bakalım yine bir ilerleyen zamanlarda. Bir iddiaya gireriz belki. Değil mi? Bakacağız tabii. Şu an burada yemek konuşuyoruz arkadaşlar da şu an chat'te yazıyor. Night bitmedi. Tamam. X klanı gösterer demiş. Mace tamam. Fight'ında gözüm X klanında olacak. Onu da belirteyim hemen. Arkadaşlar beğeniyi 10.000 yapalım. 10.000 yaparsanız sevinirim. Yapmanız gereken tek şey telefonu öyle basmak böyle. Gecenin bu arada 3. maçına da başladık. Bakalım 3. maçta neler olacak hep beraber göreceğiz. Takım atlayışları nasıl olacak onu da izleyeceğiz. Takımlar hemen hemen yerini almaya başladı diyebiliriz. Sessiz. Bu arada takım içine bakar mısınız? Sessiz sessiz diye gidiyor. Maç yayın linkini arkadaşlar Rüstem abiyle paylaşacağım maçı tekrarını YouTube'dan alabilirsiniz. YouTube sayfamdan. Büyük ihtimal yarın sabah izlersiniz diye düşünüyorum. Bakalım atlayışlar nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Takım atlayışları şu an Golden Team Fuat, Relax, Mücahit, Menişit ama dediğim gibi şu an sevdiğim bir takım. Tek geldi bu işleri kırmayalım. Şu takımından. Han takımı diyor evet. Han takımına gösterelim işleri. Biz Han takımından başlayalım. Boss Zaur'a bakalım. İkinci maçı kim alacak? Bakalım paylaşırsanız sevinirim onu da dile getireyim. Dile getireyim. Arkadaşlarımız da gerçekleşti. Bakalım Han takımı şu an Rafinere'ye doğru gidiyor. Bakalım Rafinere'ye giden bir takım var mı? Evet var. Şu an sınırın farkını çekmediği takımlar belki 1-2'dir. Onların farkını da göstereyim ki işte tekrardan oyun egalesine dönelim. Mirta oynasınlar demiş. Bu arada hafta içeride gerçekleştirdi. İki takım şu an Mad ekim ile karşı karşıya gelecek. Han takımı bakalım. Şu an boss bakalım. Boss mu? Boss şu an eğim bedenimizden eğim son anda çıktı o bölgeden. Hemen Zaur'a bakalım. Gördüğüm kadarıyla rafineriler ama şöyle gördüğümde enkazlarım da çok karışık. Daha atlayışlar da devam ediyor diyebiliriz. Biz kameralarımızı C takımına doğru çevireceğiz. Hemen C takımındayız. C takımındaki bakalım karşılaşma nasıl olacak. Duran ekibi burada. Rocklar burada. Birçok takım şu an burada. Rush at bu arada. Rush at'tan bir
Shotgun denemesinde başarılı geldi. Bakalım 2'deki mi gelecek? Bakalım Zloy. Bu arada evet, egoist almış Zloy'da. Killer paylaşıldı. Azemihya bakalım hemen. Wartime'de bu arada Wartime'den geçirilirken Phoenix. Phoenix Azemihya'yı almayı başardı. Gate 13'te son maçta bir isim yapmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Şu an Ulvi'nin kamerasındayız bakalım. Şu an Ulvi. Ulvi'nin denemesi var. Ulvi Monrax'ı almayı başardı. Ulvi'den de bir mangal geldi. Ha, pardon, hemen düzeltiyorum. G takım şu an, G takım bakın Karabosun şu an tek başına ama fight'ında oraya tabii ki de gideceğiz. Biz G takıma tekrardan geçelim. Rush shot'a doğru. Çünkü bakın bu arada rush shot temas kill sayısını 2'ye kadar yükseltti. G'si de apoluyoruz. O da şu an bir kapı denemesi oldu. Egoist'e bakalım şu an. Egoist bu arada. Ali almayı başardı. Eston o da var o bölgede. Şu an bir takım aramızdan seri bir şekilde ayrıldı. Ulvi'ye tekrardan bakalım. Şimdi Ulvi yukarı doğru oynayacaktır. Şu an Ulvi psikozları temizledi. Yukarı doğru da oynadı. Bu arada Hesano güzel yakaladı Ulvi'yi ama başarısız oldu. Kill sayısını hemen Ulvi'de yükseltti. Bu arada hemen DC'de Apollo'nun killini çekti. Kill sayısı da bayağı yükselttiler kill sayılarını. Aslan'ı da almaya başardı. Artık lidere bakalım hemen Vartan'da. Şöyle mevkimize bakalım. F takımı da burada. M takımı da orada. Biz K takımına doğru kameralarımızı çevirmek istiyorum. K takımı, Genesis ekibi, Kaos ve Tural Türkan var bakalım. Bu arada Kaos'tan bakalım. Kaos'tan double double geliyor Kaos. Genesis ekibinden double double geldi Türkan. Şimdi o tarafa doğru geldi. Takım kill sayısı artık gitgide azalıyor diyebiliriz. Şimdi G takımına bakmak istiyorum. Shao takımına. Onlar da şimdi Ender'de bir baskın gerçekleştirebilirler diye düşünüyorum. Evet, bir baskın gerçekleştirme oldu şimdi. Dayı Zeon, şimdi bakalım Zeon. Bu arada Ulvi ile karşı karşıya bakalım. Zeon bakalım, Zeon mu Ulvi mi? Ulvi bakalım kim alacak Grand Clan mücadele. Şimdi dayı da destek sağlıyor bölgeye. Ulvi de aşağıda, hemen X'e bakmak istiyorum. Nokta bu an Ulvi almayı başardı. Şao takımı da kill sayısını hemen 2'ye kadar yükseldi. Baskın getirdi G takımına. Zeon baygın, dayı da şimdi egoist denemesi var. Bakalım egoist'ten double double mi gelecek? O bölge yakın temas kurmak isteyecektir. Bu arada şimdi yakın temasını gerçekleştirdi. Egoist'i de almaya başarıyor. Şao takımı da kill sayısını 3'e kadar yükseltecek. Kill sayısını 2 yaptı. Hemen Loki'ye bakalım. Loki de diğer taraftan geliyor. Artius var üst tarafta. Dayı bakalım Artius oraya oynayacak mı diye düşünüyorum. Escobar'a bakalım artık iki takım aramızdaki. Bu arada no panik. Escobar almaya başardı. Samir de çok uzakta şimdi çıkıyor bu bölgeden. Saniyede yerde yavaş yavaş. 45 saniye sonra takımı da geri gelecek. Genesis ekibi de gerçekten de şu an gördüğüm kadarıyla otobüs tarihine. Bu arada Master almaya başardı Tural. Harita kontrolü yaparken Tural alt peşindeymiş. Turkan'a bakalım tekrardan. Bu arada Shaw ekibi, Karabağ ekibine bakalım. F takımına Apollon 1 kill çıkardı bu bölgeden. G13'ten Phoenix var bakalım. Phoenix'in de 2 kill mevcut. Ümit'le beraber şimdi denemesi var. Şimdi Kubalya bakalım. Biraz denildi oradan ama başarısız oldu. Phoenix'in kamerasındayız tekrardan. Ümit bakalım şimdi Kubalya karşı karşıya. Kubali. Kubali'den 1 kill geldi. Kubali. Karabağ ekibi de kill sayısını 2'ye kadar yükseltti. Onlar da son maçta performanslarını arttırmaya çalışıyorlar. Hemen dayıya geçmek istiyoruz. Şimdi bir baskın gelmişti bu bölge. Met ekibinden dayı bakalım çıkmaya çalışıyor. Şimdi bakalım hasar oluyor. Bu arada Ali Rıza. Ali Rıza'dan temas kilidi geldi. Zeon da şimdi bu bölgeye doğru iniyor ama çok risk aldı. Evet, şu an gördüğü kadarıyla Shao ekibi. Met takımında bakalım denemesi olacak. Şimdi öyle de oldu. Met ekibine bayağı sıkıntı edildi Ali Rıza'ya.
Başka bir takım da geldi sanırım buraya. Map'ten kontrol etmek istiyorum. Öyle oldu, bu harf tekrardan denemesi hala devam ediyor. CGR ekibi de şimdi burada. Voldemort'un kamerasına geçmek istiyorum. Enigma da orada. Ego. Şu an iki oyuncu da şu an çok riskli bir bölgede. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bakalım Zeon mu yoksa takımını kurtaracak mı tek başına? Hemen takım arkadaşına doğru gidiyor. Voldemort'a bakmak istiyorum şimdi. Bir bomba denemesi geldi. 50 saniye kadar dayanması lazım. Zeon'un yukarıda ama CGR ekibi şimdi buraya keskin bir baskın gerçekleştirdi. Ego, evet şu an gördü orayı. Elcan mı? Voldemort. Voldemort çok yakın. Voldemort. 35 saniye var. Zeon için şans. Voldemort tek bu. Voldemort son veriyor CGR ekibi Showa ekibine. CGR ekibi 4 takımdan Aa, oradan eksildi. CGR iyi ilerliyor şu an, evet. Kimden yanayız Barış? Ben takım tutmuyorum bugün, çok sürpriz olabilir. Meta'mıza bakalım. İrem. İrem lider gibi. Alalım cevapları. Buse. Ben CGR ekibi alır diye düşünüyorum. CGR ekibi. Aynen. Tekrardan Menendez'e geçmek istiyorum. Şu an uçaktalar. 3 oyuncu da burada. Diablo bayağı denedi. Menendez'i de almaya başardı. Hem de hatta. Diablo Homeland'den düzeltelim hemen. Şu an atlayışlar da gerçekleştiriyor Homeland ekibi. Falcon ekibine bakmak istiyorum şimdi. Furkan hoş geldin diyelim. Kratos çok arada kaldı bu arada. Enigma da var şu an. Enigma'ya denemesi var İsmet'in. A'ya bakalım. A şurada. Hoppa şu an. Hoppa bakalım. Hoppa. Enigma'yı son anda almayı bu çağırdı. Ama yukarıdan da bir temas kili geldi sanırım, yanlış görmüyorsam. Voldemort şimdi orayı biraz deniyor. Falcon ekibi kill çıkardı derken orayı da almayı başardılar. Polat Aşimon ekibi şu an bu bölgede ilerliyorlar. Takım sayısı artık 16-43 oyuncu var. Alan artık yavaş yavaş gidiyor. Bu alanda bittikten sonra çeyrek final alanına doğru gireceğiz. Öyle gözüküyor. L takımına bakmak istiyorum şimdi Lord Team'de. Namazes. Ali Rıza aim derken Lord Team ekibi de şu an bir kayıp verdi sadece ama 35 saniye sonra takımları da gelecek. Hemen Fake'e bakalım. Fake gerekli. Bu arada Fake. Ümit'e bakalım. Bu arada Phoenix düştü hemen. Ümit'e bakalım hemen. Ümit de şu an takımından ayrı mı diye bakıyorum. Evet ayrı. DS takımlar şu an birbirlerinden çok ayrı. Polat Aşimov'un takımı fight'a girecekti. Mücahit burada. Sessize almayı başardı. Golden Team şu an buraya kadar geldi. Mücahit bir relaxında 3 kili var. Fuat'a bakmak istiyorum şimdi. Onlar da yavaştan Enka şey Rafineri'de oynuyorlar. Troll'e deniyor biraz oradan. Hemen Troll'e bakmak istiyorum şimdi. Bir baskın gelir mi Rafineri? Bu arada Neşe geldi şimdi. Neşe şu an Ekko'yla bir şeyler denemeye çalıştı ama başarısız oldu. Neşe hala devam ediyor şu an. Neşe şu an ilk temas kendini son anda sesli alarak almayı başardı Jak'la. Evet, Neşe Jack ve buraya girer salır ya. Mücahit'e bakalım. Müze'yi almayı başardı orada. Golden Team'de son maçta performansını arttırmaya başladı. Relax 4, Mücahit 1, Neşe'nin de bir kilim ödü. Portation o takımı da şu an bu bölgede. Asteria, Heda ve Samir de var. Tabii ki Homeland'e bakacağız. Homeland ekibi de şu an defansif konumdalar ama Golden Team ekibi buraya bir baskın gerçekleştirebilir. Bir oyuncusunu daha kaybetti. Bu arada Neşe içeri kadar girdi. Jack'la bakalım Monsters'a denemesi var. Monsters'ı alabilecek mi? Bu arada denemesi devam ediyor. Ama bir türlü alamadı. Mücahit tekrardan geçecek. Şimdi Monsters'a deniyor. Mücahit. Golden Team ekibi. Bir takıma daha son verdiği takım sayısı 14'e kadar azaldı artık.
Asgari Vehya da o bölgede 35 saniye sonra takım arkadaşları da gelecek. Çeyrek final alanı göz kırpacak az sonra değerli izleyiciler. Tam baktığım kadarıyla yine kızışmalı anlar devam ediyor. Sen CGL'i kim demişti? Ben Yetler demiştim. Bir tane kaybetti bile. Kanka ben daha tutmadım. Bakacağım dur. Şu an hatta söyleyeyim yok. Şimdi ya. CGL ekibi bitmiş gerçekten. Kaybettim mi ben yine yani? Sen daha kaybettin. Ben seninle değildim bu arada. Haberin olsun. Ben seninle taraf tutmadım. Çeksin. Atış mı karışmıyorum. Sattım seni. Karışmıyorum. Güzel sattın yalnız. Evet çok satarım kanka. Babamın oğlunu bile satarım. Affetmem. Bu arada Genesis ekibi de bir baskın gerçekleştirdi şimdi buraya. Tural var bakalım. Nomad gördü Tural'i biraz denedi ama başarısız oldu. Zendroy'a bakmak isterim şimdi. Zendroy. Psikoza denedi orada biraz. Bir de şimdi bomba denemesi var ama karşılık olamayacak büyük ihtimal. Diablo'ya bakalım. Tepeye doğru oynayacaklar. Artık 44 oyuncu, 14 takım var. Çeyrek final alanındayız. Yarı final alanında yavaş yavaş gelecek. Yaklaşık 1 dakika 10 saniye içinde. No Mercy'nin kamerasına geçmek istiyorum ben. No Mercy Master var. Master'ı deneyecek şimdi. No Mercy Master mı? No Mercy'nin Ward'u. Müthiş atladı Diablo. Kill sayısını 5'e kadar yükseltti 7 ekibi. Bu maç galibiyet. Of çok iyi be. 6 yaptı şu an Diablo. Bu arada Genesis ekibi de şu an... Diablo şu an adamı nereye gönderdi Barış? Pazara mı gönderdi, düğüne mi? Valla bir yere gönderdi ama nereye gönderdiğini biz de bilmiyoruz. Ama hala takım sayıları da fazla. Ne oldu bilmiyorum. C takımın da çok şansı var. Şu an onlar da kıl payı kaçırıyorlar. Hatta G7 Apo'nun da 7 kill mayıcı. Şimdi Lord Team'e doğru oynayacaklar. Ulvi 4. Egoist'inde 6 kill mevcut. Ve şimdi Ulvi'den bir temas gelebilir. Petanov bakalım. Görünmezi açtı. Tekrardan rakibine ateş etmeye devam etti ama Ulvi şimdi çıktığı bölgeden rush at. Rush at kill sayısını 3'e kadar yükseltti. Şimdi Ali'ye doğru oynayacak rush at. Bir yakın temas fight'i izleyeceğiz. Bakalım yakın temas fight'ından kim galip çıkacak. Aslan da oradan sportluk sağlayabilir takım arkadaşına. Ulvi de geliyor şimdi desteği ama Medi kimi de arkadan gelecek büyük ihtimal. C takımının başı biraz dertli olabilir. DCD Apo da şu an yukarıdan bir ninja kullandı. O da sportluk yapabilir üst taraftan. Şimdi Rush'a tekrardan bakmıştır. Rush at şu an görünüyor. Sizce bakalım karşılık gelecek mi? Ulvi'ye bakalım. Zırtı ağzıyor. Rush at devam ediyor. Bu arada Aslan şimdi rush at mı? Aslan burada rush at. Mermisi bitti. Aslan güzel bir timing'de yakaladı rakibini. Egoist'e bakmak istiyorum şimdi. Egoist bu arada egoist neler yapıyor egoist. Med ekibi de buraya geldi şimdi. Med ekibine bakalım. Phoenix'e bakar mısın demiş ama Phoenix'e bakamam. Phoenix şu an yok. Phoenix öldü ya, zaten iki kişi girmişler. Evet Phoenix öldü. Bu arada hasar da geliyor şimdi. Deadwolf de var burada. Deadwolf. Bakalım Deadwolf'tan nasıl bir oyun sercik. Aim'e bakalım hemen. Genesis ekibi de Turkan'a bakın bu arada. Turkan o taşı o takımına bayağı darladı o bölgeden ama şimdi Kaos'a bakalım. Biraz onlar da ayrı takımlarından. Falcon ekibi de aynı şekilde. Azerbaycan mobil turnuva arkadaşlar. Rush at şu an bakalım. Alan da artık yavaş yavaş vuruyor. G7 yapıyor bakalım. Artık final alanına doğru gidiyoruz değerli izleyiciler. Son final alanına 54 saniye kadar var. Yarı final alanındayız. Bu arada Ramiz'de biraz denemesi var. G7 Apo'nun bakalım. Bakalım
Bakalım final alanına 11 takım mı gireceğiz yoksa takım sayılarında azalma olacak mı? Şu an Nokpani'nin denemesi var. Neşe'ye bakalım ikili. Şu an tepeden dağılıyorlar gördüğüm kadarıyla Gold'un ikili. Rush'a biraz çok çok hızlı bir şekilde denedi. Turan takımına bakalım. Mesela o şu an baygın. Kaptan şu an yerinden memnun gibi gözüküyor. Bu arada Ramiz'e denemesi var bakarım. Ramiz'e bayağı hasar vurdu kapitan ama başarısız sonuçlandı. Aslan'a bakalım. Asteria. Asteria bu arada Diablo. Diablo Asteria'yı aldı. Samir de hemen karşılığını verdi. Takım arkadaşını korudu o bölgede. Bakalım hemen Samir o bölgede devam ettirecek mi? Bu arada Samir'den büyük bir hata geliyor kapitan. Güzel bir arka oyun oynadık. Heda'ya bakalım tekrardan. Heda. Heda ama çok tamam. Hızlı bitti. Tekrardan E takımına geçmek istiyorum. Turan takımına. Aslında şu an bir kill mevcut. Hesonov'da 4 var şu an. Aslına bakalım şimdi bir sisteme geldi o bölgede. Şimdi Falcon'dan A var. Bir geri sarma. Fake Dumet geliyor. Ama bu Fake Dumet'i yararlı kullanamadı. Aslan'dan 2 kill. Temas killerini tek tek alıyor şu an. Turan ekibi de Hesonov'da gitti şimdi. No panik geldi. Ali'nin de tabanca var bakın. Tabanca ile nasıl bu hisseye girecek. Ama aslan. Supportları konuşturdu şimdi. Aslan'dan double da girecek. Hayır. İrem şanslısın bu arada. Barış'ın tuttuğu takım da ölüyor şu an. Tek kalmış. Sen de tutmuştun. Senin tuttuğun takım da tek kaldı. Ben tutmadım kimseyi. Hayır. Hayır. Ya. Kızım para yok zaten sus. Şu an gold. Hayır şu an gold ekibi avantajını konuşturacak mı? 4 kişiler ama hemen GC'yi de afoya bakalım. Benim takım gidecek sanırım. Benim tuttum takım bugün. Hemen yakında Ramiz var bakalım. Bu arada güzel oldu. Diablo gitti evet. Seni eledik Yunus. Yunus elendi. Elendin. Bu arada şimdi bir sisteme geldi. Bakalım hoppa tek başına. Şimdi Neşe'ye denemesi var. Bir geri sarma geldi. Hoppa tek başına. Ben de elendim. Yok ya Meri sana yine yapar. Tatlı matlı baklava bir şeyler yapar Meri. Sen Barış'sın kanka. Sana yapar yani. Sana yapar mı bilmiyorum da. Relax almayı başardı. Mücahit hemen ne istediği sergiledi. Artık Ali Rıza için şans oyunu diyebiliriz. Şimdi Ali Rıza geri salmasında geri at kullandı ama Mücahit için baskın olacak. Ne var sattılar adama. Kardeşim yavaş bu da insan yavaş. Bu arada Neşe'de takımı bitirerek Golden Team'i girdi. Sürpriz klan oldu gerçekten. Ama ben sana dedim sürpriz olacak dedim değil mi? Sürpriz olabilir. Oldu. İleri gerçekten de oldu. İleri görüştürük. Ama yine tahmin ettiğin oldu kardeşim. Başarılısın. Gecenin son maçı 18 kill'le. Hemen takım MVP'lerini söyleyelim. Neşe takım MVP'si oldu. Golden Team adına medlerde ise Ali Rıza oldu 5 kill'le. Falcon ekibinde Oppa 4 kill'le oldu. Lord Team'de ise Romy 8 kill'le MVP konumunda şu an. 5. takımda Day of Need'de şu an killler hemen birbirlerine çok yakın ama Egoist ve GC'de Apo'da 7'şer kill'le MVP'liği paylaşmış. 7 ekibinde 9 kill Diablo o da aynı şekilde MVP konumunda. Rock'larda ise Zloy 4 kill. Turan ekibinde ise Hesanov 4. Aslan'da 3 kill mevcut. Polataş'ın orada şu an bir MVP yok. 10. takımda Genesis'te MVP yok. 11. takımda MVP yok. 12. takımda ise Phoenix MVP konumunda olmuş. Gate 13'ün Karabağ ekibinde ise killer paylaşılmış. Wartime'de aynı şekilde. Homeland'da bakıyorum. Fake'indeki Nijay'ın 1. Menendez'in de 1 kill mevcut. 16. takımda CGR ekibinde killer paylaşılmış. 2'şer kill. Shao ekibinde ise Nokta'nın şu an 6 kill mevcut. O da MVP konumunda olmuş. 18. takımda kill yok.
19'da Han takımında aynı şekildekiler zavur ve ifadeyle paylaşılmış. 20. takımda da kill yok. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Golden sürpriz değil. Alacakları belliydi. Beni şaşırtmadı Golden. Bizi şaşırmamış yönden yok. Çünkü 3 maçtır Yet ekibi ve Day of Dead ve 3 takım arasında dönüyordu oyun. Biz 3 arasında gidip geliyorduk ama son maçta bir sürpriz bekliyordum ben açıkçası. Yaptığım analizlere dayanarak söylüyorum bunu. İleri görüştük. Turnuva için son sözlerinizi alayım. Önce Yunus'tan başlayayım. Yunus senin sözünü alayım. Kankam keyifli maçlar izledik. Teşekkür ederiz arkadaşlara. Gayet güzeldi. Bu kadar mı? Bu Kısa bir kadar özet. kardeşim. İrem'den alayım son söz. Yani güzeldi. Güzeldi. Güzel Bitti. maçlar oldu. Güzel kill çıkardı arkadaşlar. Ellerine sağlık. Çeniz zaten sesi kapalı. O zaman ben de son noktayı koyayım. Yarın Imperial'in özel oda scrimi olacak. Orada olacağız. Saat 21 sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam saatini 21 civarında.